Merhabalar. Emzirme dönemi uzun bir süreç biliyorsunuz. Bu dönemde dönem dönem biberon kullanmamız gerektiği durumlar oluşabiliyor. Bunlar özellikle ilk aylarda tabii doktor tavsiyesiyle belki bebeğimize mama vermemiz gerekiyor. O zaman mamayı biberonla vermemiz gerekiyor. Ya da sütümüzü sağ bebeğimize vermemiz gerektiği durumlar oluşabiliyor. Daha ileriki aylarda işte dışarı çıktığınızda bir işiniz olduğunuzda sütünüzü sağ bırakıyorsunuz. Yine biberonla evde olan kişi besliyor. Artı işe başladığınız dönemlerde yine aynı şekilde bebeğinizin iş yerinde çektiğiniz sütü ya da daha önce dolapta biriktirdiğiniz sütleri evde bakım ile ilgilenen kişi bebeğinize içiriyor. Bu dönemde tabii ki dediğim gibi biberon hayatımıza giriyor. Önemli olan emzirme ile biberonla beslenmeyi birleştirmek. Önce özellikle ilk aylarda, ilk günlerde öncesinde mutlaka emzirin diyoruz. Mutlaka emzirin. Ondan sonra biberon verin diyoruz. Hatta ilk günlerde böyle ilk doğumdan hemen sonraki yeni doğanlarında çok anne şefkatiyle böyle sarılıp vermeyin. Biraz daha uzaktan verin. Hatta bir başkası versin diyoruz. Zaten ileriki aylarda daha kolay oluyor ama ilk zamanlar bunlara çok çok dikkat ediyoruz. Biberon tabii ki hayatımıza dediğim gibi dönem dönem girebiliyor. Burada önemli olan emzirme ile biberonu beslemeyi birleştirebilmek. Onun için biberonun özelliği çok önemli. Ben bugün size mamacı biberonlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten anne memesine çok yakın ve emzirme ile biberonla beslemeyi rahatlıkla birleştirebilirsiniz. Zaten boy boy ayına göre artı emziklerde ayına göre 4 çeşit var. Bebeğin çekiş hızına göre ayına göre değişebiliyor. Şimdi anne memesinde biliyorsunuz süt böyle birden gelmez. Bebek çektik çektik şöyle bebeği çeke çeke gelir. Onun için şöyle göstermek istiyorum. Şimdi mamacı biberonların şu uç kısmı özellikle tatsız, kokusuz, yumuşak zaten ve esniyor. Şurada halojen halkalar var. O halkalar şu şekilde anne memesi gibi esniyor. Bu da anne memesi hissi veriyor bu halkalar bebeğe. Ve çektikçe sütün gelmesini sağlıyor. Bu da anne memesi hissi vermesi açısından çok önemli. Yine üzerindeki zaten CC'lerden ne kadar süt koydunuz ya da bebeğinizin ne kadar içtiğini buradan zaten görebiliyorsunuz. İşte mesela 100 CC koydun, bebeğinize 100 cc vereceksiniz. 100 cc koydunuz, bir bakıyorsunuz 60 cc içmiş. Onun gibi. Tabii kapağının kapattığında özellikle süt verirken biliyorsunuz bebeğimize işte biberona koyduk. Bebeğimizi kucağımıza aldığımızda başını biberonla verdik. Süt ya da mama olabildiğince dik tutuyoruz zaten. Uç kısmı şu kısmının dolu olmasına dikkat ediyoruz ve olabildiğince dik tutuyoruz. Bir şeyin üstünde veriyorsak da başını şu şekilde alttan destekliyoruz. Yine kaldırıyoruz. Bu kısım biberonun bu kısmı dolu olup bu şekilde içiriyoruz. Biliyorsunuz bebeklerde dönem dönem gaz problemleri olabiliyor. Çünkü hava yutuyorlar. İşte bir iğne kapakçıkları daha bir yaşına gelişiyor. Özellikle mamacı biberonların her çeşidinde eğitici bardaklar da dahil. Antikolik var sistemi var. O yönden de bebeğinizin beslenirken ya da ileriki aylarda su içerken hava yutmasını engelliyor. Bu da gaz problemlerinin oluşmasını engelliyor. Gaz zaten anneler için, bebekler için ve anneler için sıkıntılı, aileler için sıkıntılı bir durum. Böylelikle antikolik valv sistemin olması da büyük avantaj sağlıyor. Rahatlık tabii ki bebeğimiz için de önemli. Hava yutmaması. Tabii tabanının geniş olması, özellikle bu özelliklerden size bahsetmek istiyorum. Hani devrilebiliyor, sütünüz çam çektiğiniz ya da mama hazırladığınız soğumasını bekliyorsunuz. Onun için geniş tabanlı olması devrilmesini engelliyor. Artı sütünüzü işte koyacaksınız, geniş ağızda olması da sütün dökülmesini ya da mama koyduğunuzda dökülmesini engelliyor. Artı kolay temizlenmesini de sağlıyor. Temizlenmesi de bu yönden daha kolay. Her kullanım sonrası temizleyip sterilediyoruz zaten. Bir de emzirme döneminde biliyorsunuz ya da bebeğiniz olduğunda bir sürü ürün hayatınızda giriyor bebeğiniz büyüyene kadar. Tabii bu ürünlerin özellikle mamacı ürünlerinin böyle bir özelliği hepsi birbirine uyum sağlıyor. Uyum sağlaması çok önemli. Açık ben size bundan biraz bahsedeceğim. Bir de bu gece gündüz biberon diye çeşitleri var. Özellikle şu ailede gece biberonu karanlıkta şu halka kısmı parlıyor. Yani rahatlıkla her yerde bulabiliyor. Karanlıkta gördüğünüzde yani zaten baktığınızda direkt orada görebilirsiniz. Bu alıştırma bardağı. Eğitici akıtmaz. Hiçbiri akıtmıyor zaten. Hiçbir şekilde akıtmıyor. Bir de işte tam kapattığınızda şu ucu buraya değdiği için de çantada yani hiçbir şekilde benim gibi şu ucu tam değdiği için zaten kapaklarını her zaman sağlam kapıyoruz. Hiçbir şekilde akıtmıyor. Bu mamacının şöyle ayarlayayım ben. Bu ses
saklama kabı, bu biberonu, bu da eğitici bardak. Üçü bir arada. Bunları ayrı ayrı nasıl kullanabiliyoruz? Bunların hepsi pompaya da uyumlu. İçekli ya da çiftli pompaya uyumlu. Şimdi bu biberonu ne yapıyorum? Bu süt saklama kabını biberon yaptım. Biberonu eğitici akıtmaz bardak yapıyorum. Hemen. Bu bardağın içine süt koydum, saklama kabı yapıyorum. Yani hepsi birbiriyle uyumlu. Arada hepsi de pompayla uyumlu. Böylelikle de çeşitlilik sağlıyor. Evet, biliyorsunuz ürün seçimi, ürün kullanımı çok önemli. Hem sağlık açısından, tabii sağlık, herhangi bir katkı maddesi, bebeğimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir katkı maddesi olmaması, artı kullanım kolaylığı, sağlıklı olması, güvenli olması tabii ki çok önemli. O yüzden ben size bugün ve biberon da hayatımızda emzirme döneminde olabildiği için ben size özellikle mamaju biberonlarını detaylı olarak anlatmak istedim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.